yaptığı hem sosyal medya Peki. paylaşımları Sayın hem de Işıkalın, çok gazetelere özür dileyerek bakarsak. araya giriyorum. Bir virgül koyalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Karkamış'ta açıklama yapıyor. Roket saldırısının hedefi olan bölgede. Karkamış'tayız ve bugün buraya terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. Dün akşam itibariyle de saat 21.15'te antik alan dediğimiz bölgeye bir saldırı gerçekleşmiş idi. Ama orası boş bir alandı ve herhangi bir zayiat söz konusu olmamış idi. Ancak bugün 11.15 sularında o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Yani 11.15'ten bu saate kadar 10 adet atım gerçekleşti. Ve bizim bugün Sayın Milli Eğitim Bakanımızla da bir protokol programımız söz konusuydu. O esnada aldığımız haber çerçevesinde Sayın Valimizle de buradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla kurduğumuz temas sonucunda değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk. Ve hem Karkamış'ın içerisinde sivil yerleşim yerlerine bir saldırı söz konusu oldu. Hem de aynı zamanda gördüğünüz gibi okullarımıza da bir saldırı söz konusu oldu. Tek okula intikal etmedi. Okulun hemen bahçe duvarının dışına bir düşüm söz konusu oldu ve oradan oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz, öğretmenimiz, 22 yaşında Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ve yine mahallelerin içerisinde evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırı sonucunda da maalesef bir duvarın içerisine girmek suretiyle orada 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş rahmeti Rahman'a kavuştu, şehit oldu. Tabii yine aynı evde, aynı yerde, özür diliyorum, bir Büşra Hanım, Büşra Karataş, o da 5 aylık gebeydi. Onun ilk anda, yani 5 aylık hamileydi ve maalesef o da karnından ağır bir açılarak ağır bir yara aldı. İlk anda bir eks bilgisi, ölü bilgisi geldi. Fakat şu anda entübe ve ona inşallah dualarımız onunla birlikte, çocuğuyla ilgili de ilk anda böyle bir bilgi geldi. Onu da yaşatmaya çalışıyorlar. Yani 5 aylık bebeğe de bütün sağlık görevlilerimiz, doktorlar, herkes o dakikadan itibaren onu da yaşatmaya çalışıyorlar. İnşallah o çocuk da, o bebek de inşallah hayata tutunur. Bütün duamız onlarla birlikte. Elbette ki bu terörün kuralsız, insandan yoksun, insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Ve biz bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Yani Karkamış'ta da yaşadık. Hatay'da da yaşadık. Reyhan'da da yaşadık. Ve kilisede yaşadık ki dün akşam itibariyle kilis Öncü Pınar'da. Aynı şekilde bugün öğleden sonra yine kilis Öncü Pınar'da yine aynı ÇNRA dediğimiz havan atışları gerçekleşti. Bu meselenin bir tek karşılığı var. Atamayacak yere kadar
ve atamayacak hale kadar terörü temizlemektir. Yani Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Yani bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler esas itibariyle Türkiye'yi, gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdi. Bu dün de çok net anlaşılmıştı. Bugün de çok net anlaşılıyor. 5 yaşındaki çocukların, masum sivil halkların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da, ödemeye de devam edeceklerdir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, bu büyük millet de bu aziz sorumluluğunu ve bu aziz yükümlülüğünü gelecek nesillere bırakmaz. Ve bunun hesabını çok net bir şekilde görecektir. Allah yaralılarımıza şifa versin. Biz bu alandaki tüm değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Yani hangi tedbirleri daha alabileceğimizi, hangi tedbirlerle birlikte bundan sonra adım atabileceğimizi arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Ona göre de atacağımız adımları da burada belirledik. Bu vesileyle tekrar hem geçmiş olsun hem başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza, özellikle hamile olan kardeşimize ve doğmamış bebeğine inşallah müdahalelerle kurtulabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Elden gelen her şey yapıldığını ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sayın Milli Eğitim Bakanımızla birlikte geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım, valimiz ve milletvekili arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Bu mesele sona erene kadar ve terör çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele ettiğimiz arkadaşlarımıza bir tek talimatımız var, teyakkuz halindeyiz. Buyurun. Evet arkadaşlar, geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Sayın İçişleri Bakanımız teferruatlı bir şekilde ayrıntılı bilgi verdi. Ben onlara değinmeyeceğim. Tabii acılıyız. İki şehidimiz var. Ona yakın yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza, özellikle hamile olan kardeşimize acil şifalar diliyoruz. Tabii bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Gerçekten içeride gördüğümüz öğrencilerimizin o kitaplarını, defterlerini bırakarak sığınağa gitmeleri, o saldırı esnasında ve okulu terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Öncelikle Nizip'ten gelen öğretmenimiz Ayşenur Alkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bir öğretmenimizi daha kaybettik. Yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bugünkü değerlendirmemizde de İçişleri Bakanımızla, valimizle değerlendirmemizde bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Ve aynı zamanda hem bakanlık olarak hem de Gaziantep'teki İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm öğretmenleriyle birlikte buradaki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve özellikle ailelerin psikolojik destek, danışmanlıkla ilgili her türlü desteklerini sağlayacağız. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız. Sayın İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti aziz milletiyle birlikte bu tip saldırılara karşı dimdik ayakta duracak, birlik beraberliğini çok daha güçlü hale getirerek sadece bölgesine değil tüm dünyaya bu aziz milletin neler yapabileceğini gösterecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar başsağlığı diliyorum. Evet, geçmiş olsun arkadaşlar.
Efendim İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı bölgede roketli saldırının hedefi olan bölgede yeniden açıklamalarda bulundular ve şehit sayısının 2 olduğunu söylediler. Son yaptıkları açıklamada Büşra Karakaş'ın hayatını kaybettiği yönde iddialar vardı ama entübe olduğu tedavisinin ve karnındaki bebeğinin de tedavisinin devam ettiğine dair bilgileri revize etmiş oldular. Ekrana getirdik o açıklamaları canlı olarak. Şimdi kısa bir ara, saat başında tekrar karşınızdayız. Yavrulara verilmez.